ekinlikten beslenenler bazı siyasileri, muhalif isimleri hedef göstermekten çekinmiyorlar. Yalan yanlış bilgilerle yönlendirmelerle, yalanlarla bazı isimleri hedef tahtasına oturtuyorlar. Bu çok tehlikeli toplumsal barış açısından. Bilmem ne düşünürsünüz. Gerçeğin peşine düşmek ve gerçek neyse onu ekrana getirmek ya da gazete sayfasına basmak işte böylesi dönemlerde o yüzden daha da önemli tarihe, ecdadımıza saygısızlık yaptılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi Abdülhamit Han turasını çeşmeden sildi. Haber buydu. Bir süre öylece durdu internet sitelerinde. İşte Abdülhamit Han'a bu saygısızlığı kim yapmış? Ekrem İmamoğlu'nun ekibi mi yapmış diye konuşuldu, edildi. Ya tura olduğu yerde duruyor. Bu haber tarihin izi silindi haberi gerçeği yansıtmıyor. Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter Yardımcısı iddia sahiplerini çeşme başına davet etti. Gelen olmuş mudur sizce? Büyükşehir iddiaları bir Hamidiye çeşmesinin başında yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Abdülhamit Tuğra'sını göstermek için davet etti. Tuğra silindi diyenler davete icabet etmedi. Güzel bir çalışma yaptılar. Bundan çok memnunuz. Halk memnun. E herkes geliyor, elini yüzünü yıkıyor, serinliyor. Tarihi Hamidiye Çeşmesi harabeye dönmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Kullanıma açıldı. Çeşmede bulunan Abdülhamit Turası'nın silindiği iddia edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanıtladı o iddiaları. Üstelik görüntülerle en ufak tarihi iz bile tahrip edilmedi dedi. Son derece değerli bir restorasyon süreciydi. Vatandaşlarımıza, İstanbullulara İstanbullularla tanıtıldı. Bu restorasyon sırasında hiçbir şekilde mevcuttaki en ufak bir tarihi iz bile tahrip edilmediği gibi bütün tarihi dokular korunarak yaşatılacak şekilde restore edildi. Mahir Polat iddia sahiplerine yeniden seslendi. Silindiği iddia edilen Tuğra'yı göstermek için çeşmeye davet etti. Gelen olmayınca şu mesajı paylaştı. 3 gündür bu çeşmenin Tuğra'sını kazımışız yalanıyla bizlere hakaret eden tüm troll tayfesini 11.30'da davet etmiştik. O kadar hararetle Tuğra nerede diyenlere Tuğra'yı gösterecektik. Nedense gelen olmadı. Yakında yıllardır kırık dökük bekletilen bu çeşmeyi de restore edeceğiz. bir iddiada bulunan, bulunuyorsanız bu davete de icabet etmeniz gerekir aslında. İşte göster, tura olduğu yerde duruyor. Yalan yanlış haberlerle algı oluşturmaya ve yönetmeye çalışanlar, birilerine hedef göstermek isteyenler var. Bunu siyaseten bir kazancımız olur belki diye yapıyorlar belki de. Belki hala hazmedilemeyen bir seçim sonucu var ortada o yüzden yapıyorlar. İstanbul'u 25 yıl boyunca yönetmiş olanlar artık İstanbul'un muhalefeti. İstanbul'da iktidarda değiller. Fakat bu seçim sonucu kolay hazmedilmiyor. Önce Gezi Parkı, sonra Galata Kulesi, şimdi sıra Hidiv Kasrı'nda. Gezi Parkı ve Galata Kulesi'nin ardından Hidiv Kasrı vakıflara devrediliyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi karışamaz, vakıflar karışır deniliyor. AKP iktidarı Haydar Paşa Sirkeci yaşadıklarımız ortada. Gezi Parkı'nın devredilmesi meselesi ortada. Galata Kulesi ortada. Galata Kulesi, Gezi Parkı, şimdi de Hidiv Kasrı. AKP iktidarı şimdi de Hidiv Kasrı'nın vakıflara devrine karar verdi. Dava üst mahkemeye taşındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararına itiraz etti. CHP İBB Meclis üyesi Tarık Balyalı kararın neden alındığını Halk TV'ye anlattı son dönemlerde böyle bir vakıf çılgınlığı var gerçekten. Ee, bazı vakıflar işte 2-3 sene önce, 300 sene önce kurulmuş vakıflar. Orası benim, burası benim diye o mal vakıfların adına davalar açılıyor. Beykoz'da bulunan tarihi Hidiv Kasrı'nın 1937 yılından bu yana mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeydi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Hidiv Kasrı'nı almak için dava açtı. Mahkeme Kasrı'nın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçirilmesine karar verdi. Burada da geçtiğimiz dönem içerisinde bir dava açılmış. Aslında önce tapuya başvurulmuş, tapu bunu reddetmiş. Yani buradaki tapu tecrübelerini reddetmiş. Mahkemeye başvurmuşlar. Geçen dönemin büyükşehir belediye yönetimi de ya "Böyle şey olur mu?" demiş. Onlardan mahkemeye başvurmuşlar ve şu ana kadar bir karar çıkmamış. Biz yönetime geldik, iki buçuk sene oldu. Şimdi karar çıkıyor. Sadece hidiv kasrı değil, bahçesi ve çevresindeki yapılar da devrediliyor. bahçesi ve çevredeki müştemilatlar da devrediliyor beraberinde. Elbette ki meselenin hukuki ve siyasi yanları vardır ama sosyal yanları da vardır. Bütün İstanbullular buna karşı mücadele etmeliler. Tarihe çıkma, sahip çıkmak, ecdadın yadigarına sahip çıkmak önemsemekle oluyor. Korumakla oluyor. Restorasyon adı altında faciaları gördü bu ülke. Tarihi kale Süngerbop Şeklini aldı mesela İstanbul'da. Ee, dünyada eşi benzeri yok deniliyor. Salda Gölü'nün doğrudur. Ben Türkiye'nin Maldivleri denilince kızıyorum. Maldivlere de benzemiyor Salda Gölü. Gerçekten bir koruma alanı olması gerekiyor. Bayramda ziyaretçisi de çok oldu Salda Gölü'nün. Sonra maalesef şu fotoğraf karesi yansıdı. Üstelik yalnız değil Salda Gölü. Yani tek göl o değil. Ee, ...böylesine bir ihanetle karşı karşıya kalan. Türkiye'nin gölleri kuruyor. Şimdi tek tek gezeceğiz. Flamingolar ölüyor. Flamingo deyince yabancı gelebilir kulağa. Telli turnalar, allı turnalar ölüyor. Biz yokken de burada olanlar. Binlerce yıldır bu toprakları uğrak yeri belleyenler. Onlar hayatını kaybediyor. İşte doğaya ihanetin haberi. Gölü bu şekilde kupkuru görünce ciğerim yandı. Yani hakikaten yüreğim yandı. Koruyamadık, koruyamıyoruz. Göller bir bir kuruyor. Kuruyan göllerin listesi her gün güncelleniyor, kabarıyor. Son 60 yılda 70'e yakın doğal göl kurudu. Daha dün vardı, burası göldü. Hatıralarımız var bizim burada. Bugün göl yok. Yerinde simsiyah toprak var. Türkiye'nin uluslararası sözleşmeyle korumaya alınan alanlarından Afrika Avrasya göç yolu üzerinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü bu yılda kurudu. İlkbaharda su seviyesi yükselmiş, binlerce göçmen kuşu ağırlamıştı Kuyucuk. Şimdilerde ise iklim krizinin tesiriyle kuraklığa teslim olmuş halde. Kuyucuk Gölü kurudu, toprak parçasına döndü. Kuyucuk köyünden Taner Göktaş kuruyan göl için söyledi türküsünü. Her gelen kuşların hepsine yardım. Bir diğer tahrip edilen noktada Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda, NASA'ya göre Mars'taki yaşamın anahtarı çevresine imar izni verildi. Gelen ziyaretçiler yasaklara uymadı. Bazı bölgelerinde su 50 metre çekildi. Hal böyle olunca sahillerde balçık oluştu. Yetersiz yağışa yıllardır uygulanan yanlış gölet, sulama ve baraj politikaları eklendi. Nevşehir'de bulunan Yalıntaş göleti de kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Flamingolar kuruyan gölette yaşam savaşı veriyor. Hatay'a gidince de durum farklı değildi. Adres tam 282 farklı kuş türünün kayda geçtiği Milleyha Kuş Cenneti. Adresler değişti ama doğa tahribinde kaydedilen manzara aynı. Samandağ'daki kuş cenneti çöp, moloz ve avcılık üçgeninde yok olma tehdidi altında.